Şimdi de bir başka konuya uzanacağız efendim. Cinsiyet eşitliğinde farkındalık ve bunu uygulama noktası konuğumuzsa Mercer Global Kariyer Bölüm Pazarlama Lideri Işıl Çayırlı Ketenci bizlerle birlikte. Işıl Hanım hoş geldiniz. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Çok doğru telaffuz ettiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Çok İyi teşekkür yayınlar ederiz. Diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, sizlerin çalışması var. Bu noktadaki aslında değerlendirmelerinizi alacağım. Çok değerli çalışmalar elbette bunlar. Cinsiyet eşitliğinde farkındalık. Aslında bir farkındalık oluştuğunu biliyoruz. Son zamanlarda da şahit oluyoruz. Ancak uygulama noktasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sizin de buna yönelik çalışmalarınız var ama nedir buradaki detaylar? Evet, Mercer olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık konusuna biz 2014 yılında değinmeye başladık. Bunun da bir sebebi vardı açıkçası. Hem ülkemizde hem de dünyada gördüğümüz bir takım baskılar var. En başta artan sosyal faktörler var. Yani Türk Reklam Verenler Derneği olsun, TÜSİAD olsun, cinsiyet ayrımcılığı konularında biliyorsunuz birçok üniversitede artık araştırma yapıyor. Üniversitelerde haricinde şirketlerde kotalar ve yönetmelikler geliyor. Yani duyuyoruz muhakkak ki yönetim kurullarında şu kadar artık yüzde bilmem kaç oranında kadın olsun deniyor. Y ve Z kuşakları var. Eşitlik konusunda onlar artık çok vokal. Eşitsizliğe kesinlikle tahammül edemiyorlar. Gibi birçok baskı var. Bundan dolayı, bu baskıdan dolayı açıkçası bu daha fazla gündem olmaya başlamıştı. Belki bu aşamada çeşitlilik ve kapsayıcılığı da biraz açmakta fayda var. Biz bununla neyi kastediyoruz? Çeşitlilik derken iş hayatında cinsiyet olsun, yaş olsun, etnik köken olsun, engellilik, cinsiyet eğilimi gibi birçok farklı temsil var çalışan olarak. Kapsayıcılık derken de biz bütün bu gruplara aynı deneyimin verilmesi üzerine eğiliyoruz. Peki şimdi araştırmanızın sonuçlarını birazcık detaylandıralım. Nasıl yapıldı bu araştırma? Kaç ülke katıldı? Kaç şirket dahil oldu? Buna yönelik çalışmalarınız nelerdi? Öncelikle bu araştırma global. Dediğim gibi 6 yıl önce ilk önce globalde başladı. Biz Amerika menşeli bir şirketiz. İlk olarak Türkiye'yi 2016 yılında getirdik. Globalde yapıldığında 54 ülke temsil ediyor ve 7 milyon çalışanı temsil ediyor. Türkiye'de hem 2016'da yaptık bu araştırmayı hem de 2020'de yaptık. 2016'dan 2020'ye gelindiğindeki en büyük farklardan bir tanesi bir kere katılım arttı ve şirketlerin profili arttı. 2016'da hep yabancı firmaların temsilcileri vardı. Ama 2020'ye gelindiğinde artık biz Türk büyük firmaları görüyoruz öne geçen. Bu da çok önemli bir detay. Peki devam edelim Işıl Hanım. Aslında siz çalışmalarınıza başladığınız andan itibaren elbette ki Türkiye'deki sonuçlara da araştırmaya başladınız. Ve Türkiye'nin bu konudaki ilerleme düzeyi ve çalışmaları ne yöndeydi? Şu anda gelinen aşama hakkında ne söyleyebiliriz? Öncelikle temsil. 2016'da baktığımızda kademelere göre temsile bakıyoruz ve toplam temsile bakıyoruz. Bir kere kadınların iş gücü katılımını %12 oranında arttırdık. Bu sevindirici bir nokta ama esas diğer sevindirici nokta ise kademelere göre baktığımızda kıdemli yöneticide %19'luk, üst düzey yöneticide de %12'lik bir artış sağladık. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. %12'lik üst düzeyde artış sağladık ama kadınların temsil oranı hala %38'lere ancak geldi. Dolayısıyla bu iyi ve parlak olmaya adım attığımız bir alan. Diğer bir alan esneklik konusu. Bu COVID öncesi yapılmış bir araştırma. Şu an tabii ki COVID'in getirdiği zorunlu bir esneklik, esnek çalışma modelleri oldu. Ama 2016'dan 2020'ye gelindiğinde burada da %14'lük bir artış görüyoruz. Diğer sevindirici bir nokta, globalin üstünde olduğumuz bir nokta da kadınlara gelecek vadeden, yani yükselme rollerinde eşit fırsat sunuyoruz. Ve onları özellikle geliri gider, karlılık tablolarını yönetmede ve kritik rollerde görüyoruz.
Evet, aslında bahsettiğimiz konular özellikle esnek zamanlı çalışma sistemi, kadınların iş hayatında daha fazla kalabilmeleri noktasında destek olmuş oluyor, öyle değil mi? Bununla birlikte kadınlardan aslında gelen yorumlar, araştırmalarınızda onların önerileri ne oluyor? Şimdi öncelikle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. Kadınlar iş hayatında çok daha az süre kalıyorlar. Neredeyse erkeklerin yarısı kadar. Bunun bir sebebi var. Biraz bu konuda dezavantajlıyız maalesef. Özellikle yükümlülüklerimiz farklı. Yani hasta bakımı, yaşlı bakımı, çocuk bakımı, bunların hepsi kadında kalıyor. Neden kaldığına dair hani o tartışma konusu farklı bir konu zaten. Ve kadınlar iş hayatını daha erken terk ediyor. Bunlar esasen birbirini tetikleyen domino etkileri diye düşünüyorum. Nedir peki burada daha az kalmalarının sebebi? Belki de bir annelik faktörü de mutlaka ön plana çıkıyor. İş hayatında daha az kalmalarının nedenlerinden biri ama sizin araştırmalarınızda ne yer alıyor? Bu kesinlikle doğru. Yani en başta söylediğim yükümlülükler en büyük sebeplerden bir tanesi ve şirketlerin buna eğilmemesi. Yani şirketler biraz bunu göz ardı ediyor. Çünkü genelde daha çok çalışan temsil oranına bakılıyor. Yani oran olarak %50-50'yi tutturalım. Bu tabii ki sektöre göre değişiyor ama bir takım hedefler koyuyor şirketler kendilerine. Ama daha sonra onları, kadınları özellikle kademelerde takip etmiyorlar. Nerede kaybediyoruz, neden kaybediyoruz, bu verilere bakılmalı. Evet, şimdi aslında bir salgın sürecinden geçtik. Şimdi kadınların iş hayatındaki rolünü konuşurken bu salgın süreciyle de değişenleri de konuşmak lazım. Şimdi evden çalışan bir kesim var, hala da devam eden kesim var. Kadınları belki iş hayatına bu şekilde kazandırabilir miyiz? Buradaki alışkanlıklarımız değişir mi sizce? Şimdi açıkçası Covid farklı bir dünya yarattı. Yani Covid rahat bir ortam yarattı diyemeyiz kadınlar için. Bizim Mercer olarak başka yaptığımız bir Covid araştırması var. Biz bunu her ay tekrarlıyoruz. Ve o araştırmada kadınların evdeki yükümlülüklerinin %77 oranında arttığını gördük. Dolayısıyla herkesin ihtiyaçları farklı. Ama özellikle esneklik, yani istediği saatte çalışma, istediği saatte bir takım verileri teslim edebilme gibi esneklikler sağlaması lazım şirketlerin. Yani evdeki yükümlülükler aslında kadını birazcık evden çalışma sistemiyle zorlayacaktır bundan sonraki süreçte, değil mi? Bu özel bir dönem için. Bizim söylediğimiz esasen esnek çalışma modelleri kesinlikle desteklenmeli. Çünkü ihtiyaçlar farklı ve esnek çalışma modelleri sunulursa performanslar o yönde artacaktır. Ama Covid gerçekten özel bir dönem. Peki var mıdır buna ilişkin başka değişiklikler kadınların iş hayatında daha fazla rol alabilmesi adına? Çünkü biliyoruz ki pandemi farklılıklar, değişiklikler bir dönüşüm getirdi ama. Şimdi iki tane konu var bence çok önemli. Biraz yan haklara girmek istiyorum. Sağlık ve finansal güvence. Bu iki konu kadının iş hayatındaki performansını çok etkileyen ve göz ardı edilmemesi gereken konular. Bununla ilgili verilerimiz de var. Dünya da iyi durumda değil. Yani mesela kadınlara sağlık konusunda eğitim veriyor muyuz dediğimizde bu oranda %30'larda falan çıkıyoruz Türkiye olarak. Dünyanın bu arada ilerisindeyiz ama rakamlar en fazla 30'lara çıkıyor. Finansal güvenceyi cinsiyete göre takip ediyor muyuz dediğimizde de Türkiye'de %11, globalde de %9. Bu açıdan esnek yan haklar gibi bir takım farklı çözümler var. Yani dediğim gibi herkesin ihtiyaçları farklı, kadınların ihtiyaçları çok daha farklı. Ama onlara yan haklarını belli bir ortamda, teknolojik bir ortamda toplayan ve yaşa göre, konumuna göre, onların isteklerine göre bunu harmanlayan bir program sunmak gerçekten kadınların hayatını kolaylaştırıyor.
Peki bir yandan da aslında kadınların iş hayatındaki rolüyle birlikte ücret konusuna da gelmek isterim. Bu anlamda aslında dünyada birçok konu tartışılıyor. Kadınların erkeklerden daha az ücret alması gibi konular. Nedir buradaki eşitsizlik, devam ediyor mu? Buna yönelik çalışmalar var mı? Sizin bu anlamda bir rolünüz olacak mı? Şöyle, araştırma kesinlikle bu konuya değiniyor. Bu maalesef var. Ülkemizde de var. Ama sorduğumuzda bu konu gündeminizde mi dediğinizde çok yüksek oranda gündemde çıktı. Buradaki en büyük problem, yaklaşık %60 firmaların bunu her sene analiz ediyorlar. Yani bunun arkasında bir regresyon analizi olması gerekiyor. Bir altın standart olması gerekiyor. Bunu yapan firmalar var. Ama yaşadığımız problem, problem saptanıyor. Sonrasında onu iyileştirme için gereken programlar mevcut değil maalesef. Ve bu dünyada da benzer bir şekilde. Peki aslında yine uygulama sorunuyla karşılaşıyoruz değil mi? Bununla ilgili bir farkındalık yine var ama uygulamaya geçildiğinde birazcık eksiklik yaşanıyor diyebiliriz. Ne dersiniz? Aynen öyle. Peki, o zaman şimdi kadınların iş hayatındaki farkındalığı ve daha fazla rol alabilmeleri adına konuşurken bir yandan da tabii ki burada destekler de çok önemli. Başta iş dünyasından gelen desteklerden bahsettiniz, sektörlerden gelen desteklerden bahsettiniz ama elbette belki de gelecek en büyük destek erkeklerden olmalı ama buna yönelik var mıdır bir çalışma ya da destek öneriniz, sunacağınız bir şey bize? Var. Öncelikle biz değişim tepeden başlar diyoruz. Yine cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılığı konularında üst düzeyin katılımı yaklaşık %68'lerde. Türkiye'den çıkan sonuç. Dünyada %66. Erkeklere bakarsak da yani bu konuya ne kadar eğiliyorlar, bu konuyla ilgileniyorlar mı dediğimizde 2016'dan 2020'ye gelindiğinde %41'lik bir orandayız. Biraz globalin gerisindeyiz. Ama bir artış sağlamışız. Erkekler neden kritik? Öncelikle Fortune 500 şirketlerine bakarsak %5'inden azı şu anda kadın bir yöneticiye sahip, CEO'ya sahip. Bu demek ki diğer geri kalan bütün pozisyonlarda erkekler var. Dolayısıyla onlar kritik rollerde ve eğer biz kadını daha iyi bir konuma taşıyabilirsek bu bir dayanışma. Hem erkeklerin hem de kadınların rolü hem iş hayatında hem de ev hayatında çok daha iyi yere gelecek ve toplumlar kalkınacak. Peki, gelelim o zaman şimdi teknolojiye. Aslında teknolojiyi de çok sıklıkla konuşuyoruz bu dönemlerde. Çünkü evde kaldığımız süreçte iş görüşmeleri de yine yapıldı. Teknolojinin kullanılmasıyla birlikte, dijitalleşmeyle birlikte. Teknoloji bu işin ne kadarlık bir parçası? Buna yönelik çalışmalar var mı özellikle kadınlar üzerinde? Var. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Teknoloji cinsiyet çeşitliliği ve kapsayıcılığında Türkiye'de %42 oranında kullanılıyor. Nerede kullanılıyor derseniz, özellikle işe alım, yeteneği çekme, performans yönetiminde ön yargı olmadan yapılan bir takım çözümler var. Bunlar yapay zeka ile yapılıyor ve açıkçası bence kariyerde ilerlemede ve kadınları herhangi bir ön yargıya maruz bırakmamada çok önemli kriterler bunlar, önemli çözümler. Peki son sözlerinizi alacağım. Son birkaç dakikaya girdik. Aslında sizin çalışmalarınızla birlikte hem buradan şirketlere, sektörlere de seslenmiş oluruz. Kadının daha fazla rolünü arttırmak adına tabii ki cinsiyet farkındalığını yaratmak, uygulama yöntemiyle birlikte sizin çalışmalarınızla birlikte de neler önerirsiniz? Son olarak toparlayalım. Şöyle demek istiyorum Hande Hanım. Öncelikle bence bireylere düşen görevler var. Bu konu önemli bir konu. Bu konu önemli olmaya devam edecek. Kişisel olarak, birey olarak bu konuya kendimizi adarsak, kendi taahhütlerimiz olursa, özellikle iş hayatındaysak, bir takım deneyimlerimiz varsa mentorluk yapabiliriz. İnsanları bu konuda daha farkındalığa getirebiliriz. Firmalara bakarsak veri çok önemli. Daha önce bahsettiğim, kadınları nerede kazanıyoruz, nerede kaybediyoruz, çalışan programlar neler, onlara ne gibi esneklikler sağlayabiliriz, ne gibi teknolojik yapılar sağlayabiliriz, bunlar hepsi çok önemli.
Ben bir de araştırmamızda çok öncü firmalar çıktı. Onların vokal olmasından yanayım. Yani iyi uygulamaları paylaşsınlar. Çünkü evet. paylaştıkça açıkçası bu konu çok daha rahat anlaşılacak ve bu konu çok daha iyi yerlere gidebilecek. Ve en önemlisi de şirketlerin bir stratejisi olsun diyoruz. Kendilerine evet. hedef koysunlar ve o hedefi periyodik dönemlerde ne kadarını yaptık, nerede bir takım zorluklar yaşadık, bunlara bakarak böyle ilerlesinler diyoruz. Peki Işıl Hanım, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Mercer Global Kariyer Bölüm Pazarlama Lideri Işıl Çayırlı Ketenci bizlerle birlikteydi efendim. Paranın yönünü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.